Merhaba sevgili gönül erenleri, gönül bacıları. Gönül dolusu merhaba. Ben Cem Kervan. Bu hafta günahkarları çağırmaya geldi. Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum benim bestem. Şimdi konuyu biraz açayım. Hazreti İsa bir gün yoldan geçerken bir vergi kulübesinden geçiyor. İçeride bir vergici var, vergi toplayan, vergi memuru, vergi görevlisi. Adı Mata. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü vergiciler, vergi memurları o dönem çok çok kötü insanlar olarak biliniyordu. İki sebepten. Biri, o dönem Yahudiye toprağı işgal altındaydı. Roma devleti vardı. Roma askerleri vardı her tarafta ve Roma vergi topluyordu. Doğrudan da toplamıyorlardı. İşbirlikçi Yahudiler bulurlardı bu işe razı ve bu işi onlara verirdi. Dolayısıyla bu vergiciler, bu vergi memurları, vergi görevlileri, vergi toplayanlar kendi hemşerilerinden vergi topluyor, dönüp işgalci Roma devletine veriyorlardı. O bir, yani biraz vatan haini gözüyle bakılırdı bunlar. Bir de o dönemki vergi sistemi, vergi toplama sistemi farklıydı. Yani suistimale, yolsuzluğa çok açık bir sistemdi. Adı irtizam usulü. Vergi toplama sistemiydi. İltizam. Ve vergicilere mültezim derlerdi. Bazen de kesenek diyorlardı. Her neyse sistem şuydu. Devlet şebekeye veriyor. Tamam mı işi? Şebekeye veriyor ve diyor ki verirken nasıl toplayacağınızı bilmiyorum. Beni ilgilendirmez diyor. Yani sabit şu kadar para istiyorum her ay veya her yıl neyse. Sabit belli bir miktar para istiyorum sizlerden. Gerisine karışmam. Az mı topladınız, çok mu topladınız, zor mu kullandınız, cebir mi kullandınız, tehdit mi savurdunuz, insanları dövdünüz. Beni ilgilendirmez diyor. Paramı istiyorum. Anlamam. Dolayısıyla mültezim vergici, vergi toplayanlar kendi kendine o zaman madem ilgilenmiyorlar, madem yani görmemezlikten geçiyorlar, o zaman adamları döveceğim, pataklayacağım, iteceğim, kalkacağım. Ama bir şekilde fazla toplayacağım. Çünkü her ne kadar fazla toplarsam, o sabit miktardan fazla, cebimde kar kalır. Ve tabii ki ne oluyor? Tam eşkıya, tam böyle haydutlar oluyorlar. Yani bir mafya oluyor. Organize suç şebekesi. Roma zaten görmemezlikten geliyor. Gidip her çeşit kötülük yapıyorlar. Yani vergi toplarken. Onun için günahkar olarak biliniyordu ve herkes onlardan uzak kalmaya tercih ederdi. Ama Hazreti İsa o kulübeden geçerken bu adamı, bu vergici, vergi toplayanı, mültezim görüyor, adım ata, çağırıyor onu. Peşimden gel diyor. Yani benim talibim ol demek istiyor. Bu da şaşırtıcı. Daha da şaşırtıcı, Mata kalkıyor. Yani masadan kalkıyor. Her şey bırakıyor. Ve İsa'nın peşine düşüyor. Ardından düşüyor. Talibi oluyor. Ve o akşam İsa ruhuyla ve talipleri Mata'nın evinde kalıyor. Evde bir sürü vergi toplayan var. Şebekeden galiba.
Bir sürü diğer günahkarlar da var ve İsa ruhuyla ve talipleri onlarla yemek yiyor. Şimdi çok katı bir mezhep vardı o zamanlarda. Ferisi mezhebi. Bunlar bakıyorlar, İsa ve talipleri bu günahkarlarla yemek yiyor, zaman geçiriyor. Gidiyorlar İsa'nın taliplerine. Hocanız ne yapıyor? Günahkarlarla zaman geçiriyor. Sohbet ediyor. Hem yemek de yiyor. Diyorlar. İsa duyuyor. Diyor ki tabibe, hekime, doktora muhtaç olan sağlıklı kişiler mi yoksa hasta olanlar mı? Diyor. Sonra diyor ki Yüce Hak ne diyor? Kurban değil, merhamet istiyorum, şefkat istiyorum, sevgi istiyorum. En son şunu diyor, ben diyor salih kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Ve o son dediği cümleyi, bu deyişin adını koydum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Batav vergici para düşkünüydü. Şah İsa oradan geçip onu gördü. Şah ayağa kalk peşimden gel dedi. Günahkarları çağırmaya geldi. Günahkarları çağırmaya geldi. İsa'yı eve davet etti. Günahkarlarla şah yemeğe gitti. Yobazlar gördü ve itiraz etti. Günahkarlar çağırmaya geldi. Günahkarlar çağırmaya geldi. Ve muhtaç olanlar kimlerdir? Sağlamlar değil, hasta olanlardır. Kurtulacak canlar günahkarlardır. Günahkarlar çağırmaya geldi. Günahkarlar çağırmaya geldi. De var günaha meyil. Tabip bizi iyi etmeye eğil. İsa salih doğru canları değil. Günahkarlar çağırmaya geldi. Günahkarlar çağırmaya geldi. Bu çok sevindirici bir şey. Çünkü biz de günahkarız. Günahla uğraşıyoruz, güreşiyoruz, savaşıyoruz. Ona karşı bir savaşımız var. Ve İsa yani kendilerini günahsız olarak görenler için değil, bizler için geldi. Bizi kurtarmaya geldi. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz beğendim diye işaretleyin. Ve abone olabilirsiniz. Yorum da yazabilirsiniz. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgide kalın. Barışta kalın.
esen kalın.